Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için en iyi korku oyunlarından bahsedeceğiz. Özellikle en korkunçlarını seçtik. Dilerseniz hemen listemize geçelim. Listemizin ilk sırasında The Shuffling yer alıyor. PlayStation 2, Xbox ve Microsoft Windows için geliştirilen birinci ve üçüncü şahıs nişancı korku video oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun Midway Games tarafından PlayStation 2 ve Xbox için yayınlandı. Daha sonrasında ise bilgisayar versiyonunun yayınlandığını söyleyelim. 2004 yılında bilgisayar serüvenini başlatan oyunun hala en korkunç oyunlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle gerilim ve korku tarafında oyunları seviyorsanız ve klasikleşmiş Outlast gibi oyunlardan farklı bir oyun arıyorsanız kesinlikle The Shuffling oyununu tercih edebilirsiniz. Listedeki en eski oyunlardan biri olduğu için internetten aratarak indirebileceğiniz bir oyun. Dilerseniz biraz daha yeni bir oyunla listemize devam edin. Yine eskide kalan bir oyun olsa da efsaneleşmiş bir oyun serisiyle devam ediyoruz. Korku oyun deyince aklınıza ilk gelen oyun tabii ki Outlast serisi. Red Barrels tarafından geliştirilen ve yayınlanmış birinci şahıs hayatta kalma ve korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Outlast serisinin ilk oyunu 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Hala Steam'de aktif olarak satın alınabilir ve Outlast 2 de 2017'de piyasaya sürülmüştü. Ben iki oyunu da oynadım. Hangisi daha korkunçtu diye soracak olursanız tabii ki Outlast diyebilirim. Yani serinin ilk oyunu 2013'te piyasaya sürülen bir oyun olmasına rağmen hala gerçekçilik tarafında oyunun içine hapsediyor ve bunun gibi oyunları zaten genellikle karanlıkta oynarsanız daha çok keyif alırsınız. Işıkları kapatıp sesi de fullediğiniz zaman zaten oyun azlığı maksimuma çıkacaktır. Sürekli gerilimli bir oyun olarak devam ediyor. Yani bazı yerlerde sakinleşip burada hiç kimse korkutamaz ya da hiçbir gerilim dolu olay yaşanmaz diye düşünmüyorsunuz. Sürekli nabzınız yüksekte devam ediyorsunuz Outlast serisinde. Yani bir oyun geçmişiniz varsa ve henüz Outlast ve Outlast 2 oyunlarını oynamadıysanız bence çok şey kaybetmişsinizdir. Yani ben tekrardan hafızam silinse de geri oynasam o korkuyu tekrar yaşasam diyorum. Hatta bazen indiriyorum. Nerede jumpscare olduğunu bile unutmuşum. Çünkü defalarca oynama rağmen aynı heyecana sahip bir şekilde oynamaya devam edebiliyorum. Yani daha önceden oynadığınız bir oyunsa da tekrardan oynayabilirsiniz. Outlast 2 oyunu korku ve gerilim tarafında listemizde bulunan ikinci oyun olarak karşımıza çıkıyor. Outlast 1 şu anda Steam'de 32 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman bir çay kahve parası. Bu yüzden satın alınabilirlik tarafında pek de pahalı olmadığını söyleyebiliriz zaten eski bir oyun olduğu için. 2017 yılında piyasaya sürülen Outlast 2'ye baktığımızda ise 50 TL'lik bir fiyatı var. Bu oyunun da yine tercih edilebileceğini söyleyebiliriz. Yani daha önce oynansa dahi yine kesinlikle tekrardan oynanmalı. Evet, geldik listemizdeki sıradaki oyuna, Alien Isolation oyunu. Alien Isolation, The Creative Assembly tarafından geliştirilip Sega firmasınca dağıtılan birinci şahıs hayatta kalma ve korku türünde bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun çoğu mecrada piyasaya sürüldüğünü söyleyebiliriz. Linux, macOS, PlayStation 4 ve Xbox One gibi platformlarda piyasada olduğunu belirtelim. Bilgisayarın bunun gibi oyunları kaldırır mı diye düşünüyorsanız, zaten bir Monster Notebook kullanıyorsanız asla bunun gibi dertlere düşmezsiniz. Yani şu anda piyasaya son sürülen bir oyunda dahi herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani bazı ayarları değiştirseniz dahi Monster Notebook'ta oynayamayacağınız bir oyun olmadığını belirtelim. Zaten markanın da yine bu konudaki iddiası, oynayamadığınız oyun olursa iade şeklinde. Yani kafanıza hiçbir şekilde takmayın. Bu oyunların hepsini Monster Notebook'unuz varsa oynayabilirsiniz. Evet, hep eski oyunlardan bahsettik. 7-8 yıllık oyunlardan bahsettik. Biraz daha gelelim güncele. 2021 yılında piyasaya sürülen Devour. Devour oyunu 1 ila 4 oyuncu arasında oynanabilen Straight Backs Games tarafından geliştirilen bir video korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Klasik macOS ve Microsoft Windows tarafından oynanabilir olduğunu da belirtelim. Oyun şu şekilde ilerliyor. Farklı haritalar var ve siz arkadaşlarınızla bir lobby oluşturup bu farklı haritalardaki görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Örneğin herhangi bir haritadan bir örnek vereyim size. Haritadaki tüm kitapları topluyorsunuz, bir araya getiriyorsunuz ve o kitapları yakıyorsunuz. Yaktıktan sonra tüm kitapları yaktığınız zaman o
final boss'u olarak gördüğümüz, yani bizi korkutan canavar öldürülüyor. Fakat bunu yapabilmeniz için 4 arkadaş tam iletişimde olup ona göre koordineli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü kitabı almanız yetmeyebiliyor. O kitabı bulmak için bazı odalara girmeniz gerekiyor. Anahtarları bulmanız gerekiyor. Yani bir kişi kitabı taşıyacak, bir kişi benzin taşıyacak, bir kişi anahtar taşıyacak. Biri bayılırsa diye de bir kişi medkit taşıyacak. Yani tam koordine bir şekilde oynadığınız takdirde çok eğlenceli olacaktır. Zaten oyunun atmosferinden kaynaklı olarak her an korkacakmışsınız. Yani her an jumpscare'i yiyecekmişsiniz gibi bir hava var oyunda. Yani kesinlikle tercih edebileceğiniz ve eğlenceli oyunlar arasında yer aldığını söyleyebilirim. Devour şu anda Steam'de 54 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Fiyat tarafında gayet makul olduğunu söyleyebiliriz. Zaten farklı map'ler var. Yani 1 saat, 2 saat oynadım, bitti mi bu oyun gibi düşünmeyin. Farklı haritalar sayesinde rahatlıkla uzun süre oynamaya devam edebilirsiniz. Yani 2-3 günde bir bilgisayar başına oturup her oturuşunuzda bir harita bitirseniz dahi yine de bir ay kadar oynayabileceğinizi düşünüyorum. Zaten bir zaman sonra sıkılıp ara vereceksinizdir. Yani bu şekilde 4-5 ay kadar uzatabilirsiniz bu süreci. Evet, şimdi geldik korku oyunların atasına, tabii ki Resident Evil serisi. Seriye ait son oyun 2021 yılında piyasaya sürülmüştü. O da Resident Evil Village oyunuydu. Bu oyunun da oldukça korkunç olduğunu belirtelim. Yani bu oyun serisinde bütün oyunlar korkunç ve gerilimli. Evet, ama en korkuncu hangisi diye soracak olursanız ben hepsini oynadım ve bence Resident Evil 2 serinin en korkunç oyunu arkadaşlar. Yani seriye ait hiçbir oyunu oynamamış olsanız bile Resident Evil 2'yi kesinlikle oynamanız gerekiyor. Bu oyun da 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Fiyatına baktığımızda ise 403 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Tabii ki farklı DLC'lerle beraber 500-590 TL gibi fiyatlara da çıkabiliyor. Ama en ucuz halini alacak olursanız 403 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor Resident Evil 2 oyunu için. Resident Evil 2 2019 yılında piyasaya sürülen remake ile karşımıza çıkmıştı. Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan hayatta kalma ve korku oyunu olarak karşımıza çıkan Resident Evil 2. Oyuncular zombi kıyameti sırasında Raccoon City'den kaçmaya çalışırken polis memuru Leon Kennedy ve üniversite öğrencisi Claire Redfield'ı kontrol ediyorlar ve bu şekilde bu aksiyonla Resident Evil 2 oyununu oynamaya devam ediyorsunuz. Yani serinin ilk versiyonunu oynamanıza gerek yok. Remake'i oynamanız yeterli. 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Fiyatı ise 400 TL'lik bir fiyat. Yani eğer bu oyunları çok seviyorsanız deneyip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için en iyi oynayabileceğiniz korku oyunlarından bahsettik. Dediğimiz gibi bilgisayarın bu oyunu kaldırır mı gibi düşünmeyin. Eğer bir Monster Notebook kullanıcısıysanız zaten her türlü kaldıracaktır. Bunun dışında bu oyunları daha önce de oynadıysanız yine bence kesinlikle bir kez daha oynanabilir bir oyun listesi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu listeye eklemek istediğiniz farklı bir oyun varsa, bu oyun da çok korkunç dediğiniz bir oyun varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için yorumlarda yine o oyunu eğer oynadıysak kendi fikrimizi ve görüşümüzü paylaşacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.